Arkadaşlar, Otostart kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber 2020 model 4x4 Dacia Duster'ın inceleme videosunu çekeceğiz. Şimdi aracın tasarım incelemesine geçmeden önce bize bu aracın teminini sağlayan Konya Çelik Motorlu Araçlara ve İzzet Çelik Bey'e teşekkür ediyoruz. Gelin şimdi kısaca bir tasarımına bakalım. Şimdi aracın ön tasarımına baktığımızda arkadaşlar, bir önceki nesille benzerlik gösterse de pek çok parçası değişmiş. Gördüğünüz gibi yükseğe konumlandırılmış bir kaput bizi karşılıyor ve kaputta güç çizgileri var. Çok güzel bir hava katmış araca. Orta kısımda Dacia'nın logosunu da içine alan bir hava girişi var. Bu hava girişinde krom parçalar kullanmış. Biraz daha premium bir algı yakalanmış. Kenarlara çekilmiş farlar ise gene bir önceki nesile benzerlik gösterse de özellikle iç dizaynı değişmiş. Şu kısma led gündüz farı entegre edilmiş, güzel bir hava katmış. Arabanın hemen hemen her parçasında kaslı bir yapıyı görebiliyorsunuz. Mesela ön tamponda gördüğünüz gibi daha çıkıntılı bir forma sahip ön tampon. Ve ön tamponumuzda iki tane de sis farı köşelere konumlandırılmış arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş yan tasarıma geçelim. Bakalım yanda Duster bize neler sunacak. Şimdi demiştik ya Duster'da kaslı bir görüntü var diye. İşte kaslı görüntüye bir nebze olsun katkı sağlayan yerlerden birisi bu. Ön çamurluk oldukça dışarıya doğru alınmış, kaslı bir form verilmiş. Çamurlukta yeni Duster'la beraber şöyle siyah bir parça entegre edilmiş. 4x4 yazımızda bu parçanın üzerinde yer alıyor. Aracın dikiz aynalarında gövde rengi bir kaplama yok. Mat bir siyah kaplama var arkadaşlar. Camlarımızda herhangi bir çerçeve yok. Bu arada aracın camları arkadaşlar herhangi bir çıtayla birbirine bağlanmamış. İki cam da birbirinden bağımsız. Kapı kolları ise biraz eski nesil kapı kollarını andırıyor ama gövde renginde tasarımda çok bir göze batmıyor işin gerçeği. Göze batan asıl olay ise gördüğünüz gibi buradaki anahtar girişi. Bu birazcık yani 2020 model araba için birazcık çağın gerisinde kalmış. Şimdi yan tasarımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelin biraz arka tasarıma bakalım. Arabanın arka tasarımı biraz daha farklı. Duster'da bir önceki nesle göre en fazla değişimi arka tasarımda görüyorsun. Köşelere alınmış far tasarımı. Bu far tasarımı biraz eleştirildi. Jeep Renegade'e de çok benziyor diye. Onda biraz daha çarpı, bunda ise artı şekilde. Ama bence arabaya güzel bir hava katmış. Orta kısmına geldiğinizde markanın isminin yazdığı bu parçayı görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir hava katmış ama şunu söyleyeyim, harfler biraz daha kalın olabilirdi. Biraz daha göze hoş gelebilirdi. Şimdi bu aracımız prestij paket arkadaşlar. Look paket yok. Eğer ki Duster'ı look paketle alırsanız alt difüzörde gri renkli bir parça, yanda tavan barında gri renkli parça, ön tamponda ise gri renkli bir parça sahip olacaksınız. Şimdi aracın bagajına geçmeden önce size anahtarından bahsetmek istiyorum. Renault'un klasik anahtarını Dacia'da kullanmış. Arkasında güzel bir logo var. Hafif kabarık bir yapısı var. Ön tarafta ise açma ve bagaj açma tuşları yer alıyor. Yani şık bir anahtar. Araçta anahtarsız giriş çalıştırma var bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi bagajına geçelim. Evet, Duster'ın bagajı benim beklentimden yukarıda. Neden derseniz gayet geniş bir bagajı var. Yükleme eşiği biraz yüksek kalsa da bagajın sağında solunda yumuşak keçeyle kaplanmış arkadaşlar. Ben buralardan sert malzeme bekliyordum ama güzel bir kaplama olmuş. Bir tane aydınlatmamız ve karşılıklı şöyle eşyaları koyabileceğimiz kancalar yer alıyor. Bagajla ilgili pandizotu söyleyeyim. Pandizotumuz gördüğünüz gibi çift katmanlı bir pandizot var. Pandizotu buradan çıkartabiliyorsunuz fakat koyabileceğiniz bir yer yok. Aynı zamanda şu sağ köşeden gösterebilirsek eğer bir güç çıkışı yer alıyor bagajda. Bagaj tabanını kaldırdığımızda tam boy bir istepmeyle karşılaşıyoruz ve sağ tarafa ve sol tarafa ufak tefek eşyalarınızı koyacağınız bir gözde düşünmüş ve koymuşlar. Benim bagajla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelin aracın iç tasarımına geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, Duster'ın arka koltuğundayız arkadaşlar. Ön koltuk bana göre ayarlı ve burada oldukça geniş bir diz mesafesi var. Geniş de bir baş mesafesi var. Ben burada gayet rahatım. Koltuklar ise orta sertlikte bir süngere sahip ama öyle rahatsız edici değil. Kumaşlarının kalitesini ise ben gayet beğendim. Kapılardan devam ediyorum. Kapının her tarafı arkadaşlar, her tarafı sert malzemeyle kaplanmış. Ama şöyle kapı açma yerini krom bir renk vermişler. Güzel bir hava katmış. Bu arada arka kapılarımızda otomatik açılıp kapanma özelliği var. Şimdi her iki koltukta da saklama gözü mevcut. Ortada ise bir kol dayama yok. Sadece ön koltuğa entegre edilmiş bir kol dayama var. Buna ön tasarımda değineceğiz. Arkada oturan yolcular için iki tane bardaklık buraya ayrılmış. Araçta çok düşük bir şaft tüneli var. Beni rahatsız etmediği için gerçeği. Bu arada aracın ön koltuklarının kızakları şaft tünelinin üzerinde olduğu için ben ayağımı yan tarafa rahatlıkla koyabiliyorum.
Yani burada üçüncü bir yetişkin yolculuk edebilir mi? Edebilir. Neden olmasın? Gayet güzel. Tavanımızda ise açık renkli bir kaplama var. Arka yolcular için bir aydınlatma grubu burada yer almış arkadaşlar. Benim arka tasarımla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ön koltuğa geçelim. Bakalım ön tasarımda bizi neler bekliyor. Arkadaşlar Dacia Duster'ın sürücü koltuğundayız. Hemen kapılardan başlıyorum. Kapılarda kullanılan malzeme arkada olduğu gibi sert malzeme. Herhangi yumuşak bir malzeme yok. Ön konsolda ise gene yumuşak bir malzemeli bir yer yok arkadaşlar. Yalnız benim bakış açıma göre aracın tasarımı görsel olarak çok güzel. Hele hele önceki nesline göre bayağı bir yol kat edilmiş. Yani benim çok hoşuma gitti bu tasarımı. Şimdi yukarıda 3 tane, ortada özellikle 3 tane yuvarlak şekilde bir hava girişi var. Bunlar güzel bir hava katmış. Kenarlarda da hava girişi var. Bunlar da güzel bir hava katmış. Burada eşyayı koyabileceğiniz altında kaydırmaz bir parçanın bulunduğu bir saklama gözü diyebiliriz. Bir yer göz yer alıyor. Hemen multimedyaya geçiyorum. Araçta opsiyonel bir multimedya var. Eğer ki işte opsiyon paketiyle satın almak isterseniz güzel bir multimedya geliyor. Aslında konumu, yeri güzel. Önceki nesilde biraz daha aşağıdaydı. Şimdi biraz yukarıya alınmışlar. Gayet başarılı olmuş. Yalnız bu biraz çağın gerisinde kalmış arkadaşlar. Yani bu aracı alırsanız multimedya ile almanızı tavsiye ederim. Aracın tasarımında gene göze hoş gelen diğer parça ise burada gördüğünüz piyano tuşları diye tabir edilen kontrol tuşları. Burada yokuş iniş sistemi, start stopu kapatacağınız pek çok tuş yer alıyor. Bu şık bir hava katmış. Onun altında gene şık bir şekilde bizi karşılayan klima tuşlarını görüyorsunuz. Klima tuşlarının hissiyatı da çok güzel. Yani görüntüsünün yanında hissiyatı gerçekten çok güzel. Orta tarafta yanan renkleri falan gayet canlı, gayet güzel arkadaşlar. Klimanın altında genişçe bir saklama alanı, bir tane de bardaklık yer alıyor. Burası biraz aşağıda kalmış. İşte arabanın ucuz olduğunu gösteren yerlerden birisi de buralar. Burası biraz daha hani B sınıfında biraz aşağıda olur. C sınıfında biraz daha tasarım yukarıdan devam eder ama bunda biraz aşağıda kalmış. Hemen arkasında bir vites topuzu, kromajlı parçalar kullanılmış. Şık ama biraz daha şöyle yaklaşık bir karışlık bir vites topuzu var. Yani bu da çok güzel değil bence. Biraz daha küçük vites topuzu olsaydı, tabii biraz konsolun yukarıya kalkması gerekirdi bunun için. O zaman daha güzel bir hal alabilirdi. Vitesin hemen arkasında arkadaşlar 4x4 sistemini kontrol edebileceğiniz bir yuvarlak kontrol ünitesi sizi karşılıyor. Onun hemen arkasında ise Renault'larda gördüğünüz, hatta Renault'larda çokça gördüğümüz hız sabitlemeyi açıp kapatabileceğimiz bir tuş grubu yer alıyor. Arkasında bir saklama gözü, dediğimiz gibi bir kol dayama yok. Bu araçta sadece ön koltuğa entegre edilmiş bir kol dayama var. Yani ben bu kol dayamayı çok beğenmedim. Çok bir efektif çalışmıyor. Yani otobüslerdeki kol dayama gibi ama kullanılan malzeme de çok iyi değil bence. Yani daha ortada iki koltuğun arasında bir kol dayama olsaydı daha güzel olurdu bence. Benim aracın tasarımı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Geri kalanla yolda devam edelim. Sürüşte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Dacia Duster'ın sürücü koltuğundayız. Şimdi araca bindiğinizde direkt yüksek bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. Gerçekten heybetli bir araç hissiyatı verdi bana. Aracın görüş açılarında herhangi bir problem yok. Hatta ön tarafta bir kas çizgisi demiştik ya kaputta. Ben koltuğumu biraz yüksek ayarlamayı seviyorum. Ve o kaput çizgisini görebiliyorum. Bu da hoş bir hava katmış işin gerçeği. Daha heybetli bir araca biniyormuşum hissiyatı veriyor. Sağda solda benim görüşümü engelleyecek herhangi bir yer yok. A sütunu, çok bir kalın bir A sütunu yok arkadaşlar. Zaten yüksekte olduğunuz için kör nokta problemi yaşamazsınız. Yan dikiz aynalar çok geniş bir formda, arka tarafı net bir şekilde içine alıyor. Ama ekstra bir dış bükey ayna olmadığı için size daha büyük bir alan kazandırmıyor. Yani onu da yapsalar güzel olabilirdi görüş açısı adına. Arka tarafta ise geniş bir cam sizi karşılıyor. C sütunu çok bir kör nokta yaratmıyor size. Dikiz aynasından komple arka camı içine alabiliyor. Şimdi arkadaşlar, Dacia Duster'ı biliyorsunuz uygun fiyatlı, daha düşük kaliteli malzeme kullanılan bir SUV. İnsanlar tabii bundan biraz daha konforsuz bir sürüş bekliyor. Fakat bu seferki Duster'ı ben çok beğendim. Gerçekten yani araca bindiğinizde evet malzemeler sert ama herhangi bir konforsuzluk hissiyatı vermiyor. Süspansiyonları gayet yumuşak. Ya zaten bu araç biraz arazi için yapıldığı için yani süspansiyonları biraz daha çalışma eşiği yüksek ve bu da sizi engebeli, kasisli, bozuk yollarda daha konforlu gitmenize sebebiyet veriyor. Benim çok hoşuma gitti aracın süspansiyonları. Onun dışında yol ve rüzgar sesine gelecek olursak, şimdi yaklaşık 90 km hızla gidiyorum ben. Öyle çok aman Allah bir yol sesi almıyor kesinlikle. Hatta şöyle biraz da hızımızı çıkartalım. Kameraya ne kadar yansıyacak bilmiyorum ama yani şu an çok bir yol sesi gelmiyor ama
hafif bir rüzgar sesi alıyorum. Özellikle demiştik ya yan dikiz aynalar çok büyük diye. Yani ondan dolayı yan taraftan biraz rüzgar sesi geliyor. Ama onun dışında kesinlikle araç 100 kilometreye kadar yol sesi almıyor. 100'den sonra zaten bu sınıf için normal sayılabilecek bir yol sesi alıyor. Yani bu araç için ön yargıları olanlar, konforu, yalıtımı kötü olur diye düşünenler varsa ben bu arabanın konforunu ve yalıtımını beğendim. Sadece bir miktar rüzgar sesini fazla alıyor. Peki sürücü rahat mı derseniz, şimdi koltuk rahat evet ama yanal destekleri özellikle arka tarafta çok bir yanal desteği yok. Aşağıda güzel yanal destekler sunuyor ama sırt kısmı çok iyi sayılmaz. Bu arada koltuğun baldır desteği de pek yok. Yani koltuğun boyu biraz kısa kalabilir. Bu da konforunuzu biraz törpülüyor işin gerçeği. Şimdi arkadaşlar aracın kol dayaması sadece sürücü koltuğuna entegre edilmiş. Ben dirseğimi kol dayamaya yasladığımda evet multimedyaya, klimaya rahatlıkla ulaşabiliyorum. Ama vites dediğimiz gibi biraz aşağıda kaldığı için yani vites değiştirirken bir miktar kolumu kaldırmak veya yana koymak zorunda kalıyorum. Bu birazcık sıkıntı olmuş. Bence buraya ortaya bir kol dayama yapsalar daha güzel olabilirdi. Onun dışında arabada trim sesi var mı derseniz ben bu trim seslerine çok duyarlıyım. Gerçekten arabada trim sesi çıktı mı çıldırıyorum. Bu araçta yalnız bir trim sesi duymadım ben. Biraz bozuk yollara da girdik. Ben bu aracı pek çok defa arazide de kullandım. Herhangi bir trim sesi almadım. Gerçekten güzel yapılmış, güzel monte edilmiş ön göğüs. Ama çok kötü yollara giriyorsanız, yani bu aracın doğası gereği biraz daha köy yollarına, stabilize yollara giriyorsanız, evet bir miktar ses geliyor ama emin olun daha yüksek paralar verip aldığınız araçlarda da aynı sesi alırsınız. Hatta daha fazla alırsınız. Şimdi gelelim aracın motor şanzıman ikilisine. Araçta yeni nesil Renault'un geliştirdiği 1.3 motor var arkadaşlar. 1.2'yi kaldırıp yerine bu motoru getirmişti. Ve bence çok başarılı iş yaptılar. Ben bu motoru çok beğeniyorum. Renault da pek çok modelinde kullanıyor bu motoru. Aracımız 150 beygir, 250 Nm'de tork var arkadaşlar. 6 ileri vitesle kombine edilmiş. Otomatik şanzıman yok maalesef. Ama aracımız 4 çeker. Şimdi motorun çalışma aralığını ben çok beğendim. Güç istediğinizde bakın mesela şu an ben dip gaz yaptığımda gerçekten güzel hızlanıyor. 5. vitese geçiyorum. Bakın 130'u geçtim. Hafif rüzgar sesi ve yol sesi alıyor. Yan tor sesi gerçekten minimum seviyede. Yani motor yalıtımı çok güzel. Tabii araç yüksek olduğu için ve yan dediğimiz gibi dikiz aynalar büyük olduğu için rüzgar sesini bir miktar alıyor. Ama yüksek süratlerde gerçekten güzel, başarılı. Motora tekrar dönüyorum. Yani motorun çalışma aralığını ben çok beğendim. Hatta şuradan döndüğümde ben size bir 0-100 göstereceğim. Bu arada aracımız şu an 2 çeker konumda arkadaşlar. Araçta 4 çeker özelliği var ve yokuş iniş destek sistemi de var 4 çeker için. Şimdi bu araç uzun yolda otoban kullanımları için üretilmedi aslında. Bu aracın üretim amacı arazide arazi ihtiyaçlarını karşılamak. Özellikle yaklaşma ve uzaklaşma açısı çok yüksek olduğu için çok daha engebeli, çok daha zorlayıcı arazilerde Duster'la yol alabiliyorsunuz. Ki bence arazide sınıfında en başarılı araç. Gerçekten ben o konuda beğeniyorum Duster'ı. 4x4 özelliğini şimdi deneyecek fırsatımız yok. Fakat ben daha önce arazide kullandığım deneyimlerimi size aktaracağım. Araçta güzel bir 4 çeker sistemi var. Eğer ideal lastiği kullanırsanız bu aracı orta seviyede engebeli arazide yolda bırakma ihtimaliniz yok denecek kadar az arkadaşlar. Peki tork yeterli mi derseniz, biz şu an araçta 3 yetişkiniz ve rampada çıktık. Rampa çıkarken ben gaza bastığımda araç bana gücü veriyor ve beni koltuğa yapıştırıyor. Yani gayet tatmin edecek şekilde dizayn edilmiş bir motor. Gayet performansı sizi memnun eder arkadaşlar. Bu arada aracın yol tutuşu nasıl derseniz, süspansiyonlarına bir miktar yumuşak dedik. Araç biraz daha yerden daha yüksek bir araç. Ondan dolayı özellikle yüksek süratlerde hafif yatma oluyor. Mesela şu an virajı alırken hafif aracı çevirdiğimde ben aracın bir miktar yattığını hissediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu araç evet 0-100 aracı değil, arazi aracı. Fakat motorun çalışma eşiğini anlatmak için size bir 0-100 denemesi göstereceğim ben şimdi. Şimdi dip gaz yaptığında arkadaşlar yaklaşık 5000 devirde vites değiştiriyorum. Motorun tatlı bir hissi var ve araba şu an 100 kilometreye ulaştı. Ya motorun çalışma eşiğini ben çok beğendim. Yani gördüğünüz gibi aracın hızlanması, ivmelenmesi çok güzel. Gayet memnun eder sizi uzun yolda özellikle. Sadece 0-100 kalkışı değil arkadaşlar. Mesela şu an 100 km hızla gidiyorsunuz. Siz arabadan güç istediğinizde dip gaz yaptığında
beni tekrar koltuğa yapıştırıyor ve şu an tekrar 120 km'ye kadar çıktı. Gayet güzel bir ara hızlanması var. Yani ben arabanın motorunu ve çalışma aralığını çok beğendim. Şimdi gelelim aracın fiyatına, bu araç alınır mı olayına. Şimdi Dacia Duster kesinlikle alınır. Önceki neslinden kat ve kat daha başarılı bir Duster üretmişler. Hem dıştaki tasarım olsun hem iç tasarım olsun gayet başarılı bir araç olmuş. Özellikle motor şanzımanı zaten Renault'un güvencesinde olduğu için herhangi bir motorunda veya şanzımanında problem yaşamaz. Şimdi arkadaşlar gelelim Duster'ın fiyatına. Şimdi bu 4x4 Duster 1.3 motora sahip. Bu aracın şu anki fiyatı 220 bin lira. Yani piyasada 4x4 olup da 0 bu fiyata araç bulamazsınız maalesef. Yani günümüz şartları düşünüldüğünde, özellikle otomobil fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu dönemde bence Dacia Türkiye için üretilmiş bir araç diyebiliriz işin gerçeği. Yani malzemeleri evet düşük kalitede fakat öyle sizi yarı yolda bırakacak bir malzeme değil. Bir önceki nesliyle kıyaslandığında çok daha kaliteli bir araç olmuş Dacia Duster. Onun dışında Dacia almak istiyorsanız 1.6 benzinli ve LPG'li de alabiliyorsunuz. 1.5 dizel de alabiliyorsunuz. Yani ekonomi düşünenler 1.6 LPG'liye de yönelebilirler. Yalnız onun performansı 1.3'teki performans gibi olmayacaktır illaki. Ama tabii daha ekonomik bir araç olacaktır. Tüketimi biraz daha düşük olacaktır. Bu arada bu aracın tüketiminden bahsedeyim. Biz biraz aracı gazlamamıza rağmen ortalama yol bilgisayarında tüketim 7.5-7.8 litreyi gösteriyor. Bence gayet ideal bir tüketim, yüksek bir araç kullandığımızı düşünürsek. Genel olarak ben bu aracı çok beğendim. Özellikle fiyatıyla düşündüğümüzde, yani bir bütün olarak baktığımızda bu araç kesinlikle alınabilir bir araç arkadaşlar. Tavsiye eder misin dersen, evet araziye girenlere ve yüksek araç sevenlere ben kesinlikle Dacia Duster'ı tavsiye ederim. Alıp güzel günlerde kullanabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.